Merhaba sevgili öğrenciler. Ben fen bilgisi öğretmeni Filiz Yıldırım. Bu dersimizde fen bilimleri MEP kitabındaki 4. ünite madde ve değişim ünitesini işleyeceğiz. 4. ünite madde ve değişim ünitesinde maddenin hal değişimi konusu var. İlk dersimizde bunu göreceğiz. Daha sonra maddenin ayırt edici özellikleri, ısı ve sıcaklık, en son olarak da ısı maddelere etkileri göreceğiz. Maddenin hal değişiminde erime nedir? Kaynama nedir? Buharlaşma, donma, yoğuşma, süblimleşme ve kıralaşma ne demektir? Bunları öğreneceğiz. Evet. Resmi inceleyelim. Buz ve suyu beraber vermiş. Biz biliyoruz ki doğada su üç halde de bulunabiliyor. Hem sıvı halde, buz olarak katı halde, hem de havada buhar halde bulunabiliyor. Evet, maddemizin doğada üç halde olduğunu çok iyi biliyoruz. Katı halde, sıvı halde ve gaz halinde bulunuyorlar. Biz bu konumuzda erime ve donmayı göreceğiz öncelikle. Maddelerin ısı aldığında ya da verdiğinde bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi diyeceğiz. Günlük hayatımızda sıklıkla bunlardan karşılaşıyoruz. Katı haldeki bir maddenin katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime diyoruz. Bakın katı halde buzun ısıtıldığında sıvı yani suya geçtiğinde bu olaya biz erime diyoruz. Sıcak bir yaz gününde dondurma yerken dondurmamızın erediğini görebiliyoruz, değil mi? Dondurmamız katı. Isıyı alınca hava çok sıcak çünkü eriyor. Sıvıya dönüşüyor. Buzdolabından çıkardığımız buz parçalarında bir süre sonra erediğini gözlemliyoruz, değil mi? Tavaya, sıcak bir tavaya Tereyağını koyduğumuzu düşünelim. Tereyağı katıdır. Ama tavanın alttan ısı verildiğinde yani tereyağı bu ısıyı aldığında erimeye başlayacaktır. Yani sıvıya dönüşecektir. İşte biz bu olaya yine erime diyeceğiz. Unutmayalım. Erime esnasında madde ısı almaktadır. Donma olayını görelim. Donma olayı da erimenin tam tersidir. Sıvı bir maddenin bu sefer ısı vererek içindeki ısıyı kaybediyor. Katı hale geçmesine donma denir. Havadaki su tanecikleri donma sırasında havaya ısı verirler. Bu yüzden kar yağarken hava ısınır. Bir düşünelim. Havada yağmur yağarken su damlacıklarının olduğunu düşünelim su damlacıkları sıvı. Hava o kadar soğuk ki hava çok soğuk olduğu için bu su damlacıkları dışarıya ısılarını veriyorlar. Dışarıya ısılarını verdiler. Kendileri ısı kaybettiği için kar bakın donuyorlar. Kara dönüşüyorlar. Bu olay donma. Peki bu olay esnasında çevreye ısı verdikleri için hava ne yapıyor? Hava ısınıyor. Biz halbuki tam tersini düşünürüz. Kar yağarken değil mi? Veya yağmur yağarken havanın soğuyacağını düşünürüz ama tam tersine hava ısınır. Çünkü donma esnasında havaya madde ısı verir. Kışın göllerin donması, buzdolabına koyduğumuz suyun buza dönüşmesi yine donma olayını örnektir. Sıvının katıya dönmesine biz donma diyoruz. Maddelere şekil verilmesinde de donma olayını kullanıyoruz çocuklar. Bakın, bir altın külçesini öncelikle 1500 derecede ısıtıp eritiyoruz. Ve erittiğimiz zaman bakın katı sıvıya dönüştü. Önce erime olayını gerçekleştirdik. Daha sonra bu sıvıyı kalıplara döker ve dondurursak tekrar katı hale döndürmüş oluyoruz. Ve bu şekilde ve bu şekilde maddelere bakın kolye gibi şekiller verebiliyoruz. Şimdi gelin buharlaşma, kaynama ve yoğuşma olaylarını görelim. Sıvı haldeki maddelerin sıvımızı su olarak alalım. Isı alarak gaz haline yani su buharı diyelim. Bildiğimiz yerden örnek verelim suyun su buharına dönüşmesi. Bu olaya sıvının gaza dönüşmesi olayına biz buharlaşma diyoruz. Günlük hayattan örneklerimiz var. Bakalım. Isak çamaşırların kuruması. Çocuklar, çamaşırlarımızın içerisinde su damlacıkları var değil mi? Yıkandıkları için. Bu su damlacıkları hop ısıyı alıp buharlaşıyorlar değil mi? Havada gaza dönüşüyorlar. Bakın su damlacığının yani sıvının gaza dönüşmesi buharlaşma olayı ıslak çamaşırlarımızın kuruması bir buharlaşma örneğidir o zaman. Barajlardaki su seviyesinin azalması neden azalıyor? Çünkü su buharlaştıkça yukarıya doğru çıkıyor suyun seviyesi azalıyor. Bulut oluşumu yine buharlaşma örneğidir. Buharlaşma gerçekleşirken madde ısı alır. Çocuklar burası çok önemli. Bakın yağmur yağdığında üşüdüğümüzü hissediyoruz. Peki neden üşüyoruz? Yağmur damlaları elime düştüğünü düşünün. Bu su damlacı senin vücudundaki ısıyı çekiyor. Vücudundaki ısıyı çekti çekti ne yaptı madde? Isı aldı. Peki bu su taneciği ısı alarak o gökyüzüne buhar olarak çıktı. Buharlaşma oldu. Peki ısıyı nereden aldı? Senin vücudundan. İşte senin vücudun bu su damlacığa ısı verdiği için sen üşüyorsun. Denizlerin ve bazı göllerin suyu tuzludur. Deniz ve göllerden alınan tuzlu suların ısıtılıp buharlaşmasıyla tuz elde ediliyor. Aynı olay reçel ve salçada da var. Mesela anneniz çilek reçeli yapacak. Çilek reçelini tencereye koyup kaynatıyor değil mi? Reçelin, çileğin içerisindeki su tanecikleri buharlaşıp gittiğine geriye sadece ne kalıyor? Çileğin kendisi. İşte reçeli böyle yapmış oluyor. Yine buharlaşma olayı gerçekleşmiş oluyor. Şimdi buharlaşmayı biz aslında biliyoruz. Neydi buharlaşma? Sıvının Gaza dönüşmesi demekti. Ama biz günlük hayatta kaynamayla buharlaşmayı çok karıştırıyoruz. Bunlar aslında birbirine bağlı ama farklı kavramlar. Peki farkları nedir bir görelim bakalım. İki tencere görüyoruz. Birinci tenceremizde buharlaşma olayı var. Ama ikinci tenceremizde kaynama olayı var. Peki kaynama ne demektir? Kaynama buharlaşmanın en hızlı olduğu durumdur. Hani böyle tencerede su fokur 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 kaynar ya işte buharlaşma orada çok hızlıdır. Buharlaşma ısı alan bir sıvının yüzeyinde olur. Bakın farklarını öğrenmeye devam ediyoruz. Buharlaşma sadece yüzeyde oluyor çocuklar. Yüzeydeki su tanecikleri gaza dönüşüyor. Fakat kaynamada Sıvının hem yüzeyinde hem altında hem ortasında yani sıvının her yerinde buhar çıkışı vardır. İşte bu yüzden fokur 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 kabarcık çıkmalarını görürüz. Demek ki buharlaşma deyince yüzeyde, kaynama deyince sıvının her yerindeki buharlaşmayı görüyormuşuz. O zaman ikinci farkımızı da görmüş olduk. Bir farkı daha var çocuklar buharlaşmayla kaynamanın. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Burayı unutmayın. Nasıl her sıcaklıkta olur? Bu solabının difriz kısmında, yani o buzluk kısmını açın ve yüzünüze doğru buharın geldiğini görürsünüz. Nasıl oluyor da eksi -10 dereceden yüzünüze bir buhar gelebilir? Çünkü buharlaşma her sıcaklıkta olur. Ama kaynama öyle değil. Kaynama olayı belli bir sıcaklıkta olur. Mesela saf su, saflık burada önemli. Saf suyun kaynaması için 100 dereceye gelmesi lazım. Ne demekti kaynama? Hızlı buharlaşmaydı. Yani 100 dereceye gelmeden su fokur fokur kaynamıyor. Bakın başka bir madde inceleyelim. Aseton. Aseton 56 derecede ancak kaynayabiliyormuş. Metil alkol 65 derece e, derecede kaynayabiliyormuş. Biz buradan şunu anlayabiliriz. O zaman her maddenin kaynaması farklı olabilir. Bir sonraki dersimizde bunlardan bahsedeceğim size. Demek ki biz kaynamayla buharlaşma arasındaki farkları öğrendik. Peki, buharlaşmayı öğrendik. Buharlaşma neydi? Buharlaşma sıvının gaz haline dönüşmesi demekti. Biz bu olaya buharlaşma demiştik. Peki yoğuşma ne demek? Çocuklar yoğuşma da buharlaşmanın tam tersidir. Gazın sıvıya dönüşmesidir. Gaz halindeki bir madde dışarıya ısı verdiğinde sıvı hale geçer. Bakın gaz tanecikleri sıvıya dönmüş ve bu esnada ısı verir. Buna yoğuşma diyoruz. Yoğuşmayla yoğunlaşmayı aynı alıyoruz çocuklar. İkisi de aynı kavram. Örneklerimize bakalım. Yemeğin pişmesi sırasında tencerenin kapağında oluşan damlacıkları fark etmişsinizdir değil mi? Şimdi bir bakalım. Nasıl oluyor bu olay? Yani tencere kapağında neden su damlacıkları oluyor? Tenceremin içerisinde su damlacığı vardı. Bu su damlacığı yukarıya doğru buharlaştı. Kapak soğuk. Buraya gelen bir gaz var. Şu anda buhar var. İşte buradaki gaz taneciği kapaktaki soğuktan dolayı üşüyor. Bakın ısı veriyor. Üşüdü soğuk. O diyor çok soğuk ısımı kaybediyorum. Ve tekrar ne yapıyor? Tencere su damlacıklarına geri dönüşüyor ve tencere kapağından pıt 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 aşağıya dökülüyor. Aynı yağmur gibi çocuklar. Yağmur da bir yoğuşma olayıdır. Evet, yemekten çıkan su buharı çok sıcaktır ve daha soğuk olan kapağı çarptığında aniden hal değiştirir. Yemekten çıkan su buharının bu şekilde su damlacığa dönüşmesi yoğuşma olayıdır. Kışın pencerelerimizin iç tarafında su damlacıkların oluştuğunu görmüşsünüzdür. Aynı olay çocuklar yine yoğuşma var burada. Hemen size resmetmek istiyorum. İçerisi sıcak, havada su buharı var, gaz halinde yapayım size. Gaz var, su buharı var. Cama çarptığı anda cam soğuk. Cam soğuk olduğu için bu gaz tanecikleri üşüyorlar. Oo, çok soğuk, ısımı kaybettim deyip su damlacıkları halinde bakın camda iz bırakıyorlar. Çocuklar buna buğulanma diyoruz. Unutmayın. Cam buğulanmış. Kışın camlar buğulandı dediğiniz aslında bu yaşadığımız olay yoğuşma olayıdır. Ve size burada bir ipucu vermek istiyorum. Yağmur da yoğuşmaydı değil mi? Yağmur yoğuşma, buğulanma. Yağmur yoğuşma, buğulanma. Ne kadar benziyor değil mi? Aklınıza bu şekilde de tutabilirsiniz. Buz dolabından çıkardığınız şişenin dışında da kısa süre damla, sonra damlacıklar oluşur. Bu olayın sebebi odada bulunan sıcak havadaki su buharının soğuk maddeye çarptığını. Bakın soğuk maddeye çarpıyor, üşüyor, ısısını kaybediyor ve tekrar su haline dönüyor. İşte yoğuşma olayı bu şekilde çocuklar. Şimdi bir de kırılaşma ve süblimleşme olaylarını göreceğiz. Şimdi ben şurada size kısaca bir özet geçmek istiyorum bu konuya gelmeden önce. Bizim maddemizin 3 hali vardı. Katı hali vardı, sıvı hali vardı ve gaz hali vardı. Biz Katının sıvıya dönüşmesine erime diyorduk. Sıvının gaza dönüşmesine buharlaşma diyorduk. Değil mi? Gazın sıvıya dönüşmesine yoğuşma diyorduk. Sıvının katıya dönüşmesine de donma diyorduk. Şimdi yeni bir hal değişim olayı daha göreceğiz. Bunlardan bir tanesinin adı süblimleşme. Bakın, tablomda katıdan direkt okumu gaza doğru götürdüm. Öğreteceğim şimdi neden böyle yaptığımı. Süblimleşme. Evet, katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden bakın sıvı hale geçmeden sıvıya uğramadan katının direkt gaz haline geçmesi olayına biz süblimleşme diyoruz. Süblimleşmeyi 3 maddede çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz çocuklar. Bunlardan bir tanesi kuru buz. Bakın aşağıdaki şekli göstermek istiyorum size resmi. Kuru buz katı karbondioksittir. Eksi 80 derecede şuraya yazalım. Kuru buz aslında katı karbondioksittir. Eksi 80 derecede karbondioksiti sıvılaştırmışlar. Bu kuru buzu suyun içine attığında, bakın kuru buz nedir? Katıdır, değil mi? Katıdır. Bunu suyun içine attığında birden buharların çıktığını görüyoruz. Aa direkt gaza dönüştü. İşte katının direkt gaza dönüşmesi olayına biz ne diyormuşuz? Süblimleşme diyormuşuz. Evet dondurulmuş ürünlerin sevkiyatı esnasında bu kuru buzları e, kullanıyorlar. Sizin de elinize geçerse tavsiyem bir ılık suya sıcak suya koyduğunuzda bu buharları rahatlıkla görebilirsiniz. Giysilerimizi güvelerden korumak için annelerimiz naftalin kullanırlar. Naftalin böyle beyaz boncuk boncuk bir maddedir. Annelerinize sorabilirsiniz. İşte bu naftalin de dolaba çamaşırın arasına koyar annelerimiz katı haldedir. Ama bir süre sonra o dolabın kapağını açtığında sadece burnumuza bir koku gelir. Hiç ıslaklık yoktur ama bulunduğu yerde. Bakın direkt katanıya dönüşmüş, katı direkt gaza dönüşmüş. İşte yine bu süblimleşme olayıdır. Naftalin, kuru buz ve bir de iot çocuklar. Bu e, üçünü süblimleşme örneği olarak verebiliriz. Gelelim süblimleşmenin tam tersi olayı kırılaşmaya. Kırılaşmada Çocuklar gazın direkt katı hale dönüşmesidir. Kırağma. Gazın direkt katı hale dönüşmesi. Bakın burada kıralaşmada gaz halindeki bir madde ısı verdiğinde. Çocuklar bu ısı alma ısı vermeyi karıştırıyorsanız şöyle yorum yapın. Bakın Katıdan gaza giderken gaz sıcaktır değil mi? Su buharı çok sıcaktır. Ama katı deyince aklınıza buz gelsin. Bu soğuktur. Soğuğa doğru gidiyorsunuz. Soğuğa doğru giderken maddenin kendisi ısı alabilir mi? Hayır ısı verir. Bu aklınızda kalabilir. Gaz halindeki bir maddenin ısı verdiğinde sıvı hale geçmeden dikkat doğrudan katı hale geçmesine biz kırılaşma diyoruz çocuklar. Bazı soğuk günlerde çimlerin üzerinde ya da otomobillerin camlarını ince bir buz tabakasını kapladığını görürüz. Yaprakların üzerine böyle buz kristalleri olur, donmuştur. Halbuki yağmur yağmamıştır. E nereden geldi? Yağmur yağmadığı halde dolu yağmadı, kar yağmadı. Nereden geldi bu buz tabakası? İşte havadaki bu su buharı hava çok soğuk olduğu için aniden gaza dönüşüyor ve katı halde görünüyor. Hatta biz bunu hava olayı olarak kırığı yağdı deriz. Kırığı olarak adlandırılır. Evet çocuklar, biz maddenin üç hali olduğunu, katı, sıvı ve gaz halinde olduğunu, bunların birbirine dönüşmesine, ısı alarak veya ısı vererek dönüşmesine hal değişimi demiştik. İşte bu hal değişimi olayların adlarını da öğrendik. Katıdan sıvıya erimeydi, sıvıdan gaza buharlaşmaydı katıdan gaza geçerken süblimleşmeydi. Hep gaza doğru gittiği için oklar dikkat edin ısı alıyordu madde. Ama tam tersi gazdan sıvıya sıvıdan katıya giderken madde ısı veriyordu değil mi? Gazdan sıvıya gitmenin adı yoğuşma, sıvıdan katıya gitmenin adı donma, gazdan direkt katıya dönüşmenin adı da kralılaşma. Şimdi gelin bir bulmacayla bu öğrendiklerimizi pekiştirelim. Çok eğlenceli bir bulmaca. Kitabınızda öncelikle kendiniz yapmaya çalışın. Sonra buradan kontrolünü yapabilirsiniz. Evet bakalım birinci ne diyormuş bize? Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesini, bakın sıvının gaz hale geçmesini biz buharlaşma diyoruz. Buharlaşmayı Birinci bulmacamızı da yerine yerleştirdik. İki, bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek bir halden başka bir hale dönüşmesi, aslında ipucu var, hal değişimi denir. İkinci boşluğumuza hal değişimi yazıyoruz. Üçte, gaz halindeki bir madde, bakın gaz halindeki bir madde, ısı verdiğini sıvı hale geçmeden doğrudan katıya dönüyor, gazdan katıya dönüşüyor. Bu hal değişiminin adı neydi? Kırılaşma. Evet, üçün olduğu yere de kırılaşma yazdık çocuklar. Süblümleşme olayında katı haldeki bir madde ısı alarak doğrudan gaza geçerdi. Katı gaza geçerdi. Evet, dörde de katı yazdık çocuklar. Beşe bakalım. Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale dönüşmesine de donma denir. Evet, diğeri hemen beşinciye donma dedik. Bakın konuyu öğrendikten sonra çok kolay çocuklar. Sıvının direkt katıya dönüşmesi. İyot ısıtıldığında süblimleşen bir katı madde örneğidir. Bakın bir daha tekrar ediyorum. Karşınıza şu an çıkmaz başkası. Kuru buz, naftalin ve iyot. Bu üçü süblimleşme örneğidir çocuklar. Evet iyotu da bakın burada altıncı bulmacamızda yerleştirdik. Nokta nokta olayı katı bir maddenin sıvı hale geçmesidir demiş. Katı sıvıya geçiyorsa bu olayın adı neydi? Erimeydi. Evet bakıyoruz yedinciye erimeyi yazdık. Sekizinci ve son. Naftalin, kuru buz, iyot gibi maddeler ısı aldıklarında hangi olayı gerçekleştirirdi? Süblimleşme. En da süblimleşmeyi yazdık. Evet sevgili öğrencilerim. Maddenin hal değişimini size anlattım, soruları çözdüm. Sizden de tekrar edip bol bol soru çözmenizi istiyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Diğer dersimizde çocuklar maddenin ayırt edici özelliklerine geçeceğim. Hoşçakalın.